Evet sevgili gençler, yeni videodan hepinize merhaba. Kaldığımız yerden son sürat hız kesmeden devam ediyoruz. Biz şimdi neredeyiz? Biz şimdi kovalent bileşiklerde polarlık, apolarlık konusundayız. Biz neyi görmüştük bir önceki videoda? Kovalent bağların polar ve apolarlığını gördük. Şimdi neyi göreceğiz? Moleküllerdeki polar ve apolarlığı göreceğiz. O konuyla bağlantılı, ilintili ama arada fark var. Biraz sonra zaten örnekleri çözdükçe bu farkları göreceksiniz. Arkadaşlar bu konu ileride göreceğimiz, birkaç ders sonra göreceğimiz zayıf etkileşimlerdeki Van der Waals etkileşimlerinin, o karışık, karmaşık diye hep korktuğumuz Van der Waals etkileşimlerini anlamanız için son derece kritik. Burayı anladığınız anda olay zaten nedir? Çözülmüş demektir. Anlayacaksınız. Anlayacağınız şekilde yavaş, dikkatli bir şekilde anlatacağım. Size dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Zeki gençler olarak zaten hemen ne yapacaksınız? Anlayacaksınız. Sizden istediğim sadece dikkatlice dinlemek. Anlamadığınız yerde durdurun. Az bir böyle geriye alın videoyu. Tekrar devam ettirin. Hemen zaten anlayacaksınız. Dikkatinizi dağıtmayın. Zihniniz yorulduğunda biraz videoyu durdurun, biraz dinlenin, mola verin. Tamam mı? Dinç, sağlam ve deşarj edilmiş bir zihinle izlerseniz çok rahat arkadaşlar anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar aslında molekülde polarlık ve apolarlık da aynı şey. Yani kelime olarak aynı anlamı. Polar kutuplu demek, apolar kutupsuz demek. Temel mantık bu. Bunu moleküle uygulayacağız. Bağ değil de moleküle uygulayacağız. Ne yapacağız şimdi? Bunu tespit etmenin 4 tane kuralı var. Bu kuralları ezberle bilmenize gerek yok. Ama bu kuralları soru içerisinde tek tek uygularsanız zihinden, çok rahatlıkla molekülün polar mı apolar mı olduğunu bulabilirsiniz. Zaten soruları çözerken çöze zaten moleküller ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu kuralları zihniniz otomatikman ezberleyecek ve siz farkında olmadan tek tek bu kuralları uyguladığınızı göreceksiniz. Şimdi adım adım gideceğiz. Böyle pıt pıt size okuyup orada sonra hadi çözüyoruz bunları demeyeceğim. Adım adım gideceğim. Birinci adım ne? Molekülün Lewis yapısını çiz. Arkadaşlar molekülün Lewis yapısını çiziyorum. Bakın N2 molekülünün polar apolarlığını belirleniz diyorsa ilk kuralım ne? Molekülün Lewis yapısını çiz. Çiziyorum. 7 tane protonu olduğuna göre 7 tane de elektronu vardır. Katmanlara dağıtıyorum. 2, 5 değil mi? Güzel. Cevabı sen verdin zaten. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kaç tane azot varmış? 2 tane. Bundan bir tane daha yan tarafa ne yapıyorum hemen? Kopyaladım. Sonra arkadaşlar ne yapıyordum? Arayı, tekleri, Lewis amcamın dediği gibi tekleri birleştiriyorum. Burayı biraz güzelleştireyim. Şu da var. Bak şunu da birleştirelim. Şurayı fazla yazmış. Hiç de dikkat söylemiyorsunuz. Şurayı birleştirdim. Ne oldu? 3 tane bağ çıktı ortaya değil mi? Güzel yazayım biraz şöyle. Tabii güzel yazayım bak. Ne hale geldi? Şu tekleri ne yaptım? Bağ haline getirdiklerimi araya aldım. Sonra bunları birleştireyim mi? Birleştireyim artık. Ne yapıyordum? Her bir iki elektronu, bağ yapmış iki elektronu bir çizgi olarak ne yapıyordum? Gösteriyordum. Gösterdim mi? Şöyle gösterdim. 3 tane bağ var. Üçü de ne arkadaşlar? Siz biliyorsunuz artık bunu. Üçü de bunların aynı elementin atomları olduğu için apolar kovalent bağ. Ama gel oraya geçmedik. Bana ne diyor? Molekülün Lewis yapısını çiz, kal dedi. Ben hepsini çizeceğim. Bak. Hepsini çizeceğim. pH 3. Ne yapıyorum? Önce hidrojeni çiziyorum. Zaten şöyle tek ne var arkadaş hidrojen? Defalarca çizdik. Lewis yapısı bu. Ama fosforu ilk defa yapıyoruz. Çizelim. 2, 8 ve 5. Fosforun çevresini 1, 2, 3 4 ve 5 yazdım. Buraya bak. Bir fosfor iç hidrojen var. Kim merkez atom? Fosfor. Çok güzel. Aferin. Fosforu çizdim. Tabii Lewis yapısıyla çiziyorum değil mi? Öyle bedavaya fosfor ortaya dımdızlak koymuyoruz. Sonra 3 tane hidrojeni yine Lewis yapısıyla etrafına çizdim. Ve aralarını ne yaptım? Tek olanları bağ yaptım ve onları çizgiyle de ne yaptım arkadaşlarım gösterdim. Hemen şuraya geçelim. Ne yapıyoruz şimdi? Karbondioksit molekülünün polar apolarlığını belirleyiniz diyor. Hemen ne yapıyorum? Karbonu bulayım. 2, 4 diye açıyoruz değil mi? Elektronları dağıtırken. Sonra karbonun çevresine 1, 2, 3, 4 tane ne yapıyorum? Noktayı elektron temsilen koyduğum. Oksijen 8 diyor arkadaşlarım. 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5'te işte bu da 6. CO2. Kim tek? Az karbon. O halde merkez atom karbon. Aferin sana. Şimdi geldik. Ortaya merkez atomu yaz. 4 tane de değerlik elektronunu koy. 2 oksijen diyor. Bir buraya oksijen. Değil mi? Bir de buraya oksijen. Neyle? Lewis yapısıyla. Sonra tek olanları bağ yaptır. Lewis amcamızın söylediğini, vasiyetine uyarak. Şöyle şurayı şununla yapayım bir dakika. Şimdi oldu mu? Oldu. Görüyoruz. Ama biraz şekli toparlayalım. Şöyle tutalım, eğelim, bükelim böyle. Düzgün adam akıllı bir şekle getirelim. Yani şu şekle getirelim. Bakın şuradaki 2 kırmızı çizgi bu. Şuradaki 2 kırmızı çizgi de bu. Şunlar da ortaklaşmamış elektron çiftlerimiz. Artık bunların sayılarını çifttir, sayıdır falan sorduğu zaman cevaplıyorsunuz değil mi? Onları biliyorsunuz. CH3Cl molekülünün polar apolarlığını monoklorometan, bu bileşiğin adı. Belirleyiniz. Zehirli bir gaz. Tehlikeli. Ne yapalım? Bulalım. Hidrojen böyle değil mi zaten? Karbon böyle değil mi zaten? Artık tek tek ne yapmayacağım? Bulmayacağım. Artık yapa yapa ezberledik değil mi? Klor nasıldı? 2, 8, 7. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada arkadaşlar CH3Cl'de merkez atom C. Bu organik bileşik olduğu için organik bileşiklerin merkez atomu nedir? Karbondur. Merkeze karbonu yazdım. Çevresine 3 tane hidrojeni var bakın. 3 hidrojeni yerleştiriyorum. Sonra şunu eksik yazmışız. Kloru da buraya yerleştiriyorum. Sonra tekleri bağ yapıyorum kendi aralarında. Şu bir bağ oldu. Şu bir bağ oldu. Bu bir bağ oldu. Bu da bir bağ oldu. Ne dedi bana? Molekülün Lewis yapısını çiz. Bağların türünü belirle. Belirlerim. Tamamı polar ise molekülde polardır. Bağların türünü belirliyorum. Azot azot arasında 3 bağ. Üçü de nedir? Apolar kovalent bağ. Apolar kovalent bağ. Tamamı apolar kovalent bağ mı? Üçü de. Üçün üçü de apolar kovalent bağ. O halde molekülde nedir? Arkadaşlar düzeltiyorum. Şurada bir bir kelime hatası var. Arkadaşlar ne olacak? Apolardır diyeceğiz değil mi? Bağların tamamı apolarsa molekülde nedir? Apolardır. Şöyle yazalım. Molekülün kendisi de apolardır. Tamam. Bakın bağların tamamı apolarsa molekülün kendisi de apolar. Fosfor hidrojen, fosfor hidrojen, fosfor hidrojen. Hiç apolar yok. Karbon, oksijen. Hepsi polar. Karbon, hidrojen, karbon, hidrojen, karbon, hidrojen, karbon, klor. Dördü de nedir arkadaşlarım bunların? Polar. O halde bunların bu kurala uymaz. Demek ki neymiş? Molekülün kendisi de apolarmış. Buraya ne örnek verebilirim? Bakın örnekleri yazıyorum ki görün diye. İleride görürseniz şaşırmayın diye. Bunun dışında oksijen gazı, flor gazı, hidrojen gazı, klor gazı, brom sıvısı, iyot gibi buna benzer örnekleri görürseniz tıpkı burası gibi bunların da içindeki bağların tamamı apolar olacağı için bu moleküllerin kendileri de apolardır. 3'e geçiyoruz şimdi. Bak ne diyor? Bir tane bile polar bağ var ise merkez atoma bak. Merkez atom üzerinde ortaklaşmamış, yani bağ yapmayan elektron çifti varsa molekül polardır. Arkadaşlar bakıyorum. Bir tane bile polar bağ varsa. 1, 2, 3. 3 tane var kardeşim. 3'ü de bunların nedir? Polar kovalent, değil mi? Hemen şöyle çiziyorum şuraya. Polar kovalent. Bu da polar. Bu da polar. Bu da polar. Polar kovalent bağ. Merkez atom kim? Bu. Üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti var mı? İşte var. Gördün mü? Var. Bak. O halde nedir? Molekül de polardır. Bir tane bile olsa yetiyordu polar kovalent bağa bakmam için. Bak burada 3 tane var. Hemen merkez atoma bakıyorum. Merkez atoma baktım. Molekülde üzerinde ortaklaşmış elektron çifti bir tane bile olsa yetiyor benim için. Bir tane var. Molekülde polardır. Molekül içi bağlar polar. Molekülün kendisi de polar. Devam ettim. Şurada böyle bir durum var mı? Merkez atoma bak. Karbonda yok. Karbonda yok. Ne yok? Ortaklaşmış elektron çifti yok, değil mi? Bak üzerine bunda gösteriyor muyum fosfor gibi? Yok. O halde bu kural burada işlemez. Neredeyim? 3'ü de bitirdim. 4'e geçiyorum. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti yok ise, tıpkı en sağ 2'deki gibi. Elektronların simetrik dağılımına bak. Elektronlar simetrik dağılmış ise molekül, şurada bir A harfini unutmuşuz. Molekül apolar, asimetrik dağılmış ise molekül polar özelliktedir. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Diyor ki bağların, molekül içindeki bağları tespit ettin kardeşim diyor. Tespit ettim ben. Oksijen, karbon, oksijen, karbon. Burada 4 bağ var. 4'ü de bunların polar. Merkez atoma baktım. Üçüncü, ne diyordu? 3. kural, merkez atoma bak diyor. Merkez atoma bak. Ortaklaşmış elektron çifti var mı? Varsa molekül polardır. Yok. Ne yapacağım? Kalmadım. Diyor ki elektronların, yani merkez atoma bakan, bağlanan şu yandaki gruplar simetrik dağılmış mı? Ona bak diyor. Bak burada da oksijen var, burada da oksijen var. İki oksijen de aynı element olduğu için elektronegativite değeri aynı değil mi? Halat yarışmasını düşün. Halat var. Şu halat boydan boya ortada. Halat. Bir tarafta da oksijen var, bir tarafta da oksijen var. İkisi de eşit güçte çekiyor. Yani halat yarışmasını düşün. Okulda yapardık ya, ilkokulda falan. Bir taraf grup, bir taraf grup. İki grupta eşit şeyde çekiyor. Güçte çekiyor. Halat hareket eder mi? Etmez. O halde nedir arkadaşlar? Elektronlar molekül üzerine simetrik dağılmış. Herhangi bir bozulma yok. Bak simetrik, görüyor musunuz? Bir grup burada. Onun kopyası olan eşit grup diğer tarafta. O halde arkadaşlar molekül üzerine eşit bir dağılım varsa, bir tarafa yığılma, yüklenme yoksa polarite, yani kutuplanma da olmaz. Yani molekül apolardır. Bak. Bağlar polarken molekül apolar çıktı. Neden? Merkez atomun üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti yok ve elektronlar molekül üzerine simetrik dağıldığı için. Burada örnek verebilir misin? Hocam bize bunlardan örnek yaz. Karbondioksit dışında bu durumda olan, yani molekül içi bağları polarken molekül apolar olan sorularda, sınavlarda ne çıkar bize? CH4 metan gazı, CCl4 karbon tetraklorür arkadaşlarım. Bu özelliktedir. Peki şuna örnek vermedik değil mi? Dediniz ki hocam buna örnek vermediniz. Şuna da bir örnek verin. Sadece pH3 dediniz, geçtiniz. Soruda bunlardan hangisi çıkar? Bakın NH3 buna benzerdir. H2O benzerdir. Arkadaşlar bunlar da nedir? Benzer özelliktedir. Tamam. Peki nereye geldik? Sonuncuya geldik. Ne diyordu? Asimetrik dağılmış ise molekül polar özelliktedir. Geldim nereye arkadaşlar? En sonuncuya. Bağların tamamı, karbon hidrojen ve karbon klor bağlarının tamamı nedir arkadaşlarım? Polar özelliktedir. Çünkü karbon farklı, klor farklı, hidrojen farklı metal. O halde bağlar polar kovalent. Güzel. Peki merkez atom karbon üzerinde ortaklaşmış elektron çifti var mı? Yok. Neye bakacağım? Elektronların simetrik dağılımına bakacağım. Bak, hidrojen, 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 gelmiş klor. Burada klor simetrikliği bozmuş. Niye? Çünkü klorun elektronegativitesi bu diğer dördünden de çok yüksek. Ne yapıyor? Tüm elektronları, bağdaki elektronları bile kendi üzerine böyle çekmeye başlıyor. Kendisi de zaten elektronca zengin. Ne olacak klorun çevresi? Klorun olduğu bölge, klorun çevresi elektronca zengin olduğu için eksi yüklü olacak. Kısmen eksi yüklü. Diğer taraf gariban kaldı. Ne yönünden? Elektron yönünden. Klor çekip duruyor elektronlar kendine doğru. Hidrojene elektron doğru düzgün çevresinde, yanında, yöresinde elektron kalmadı ki garibim. Ne oldu? Elektronca fakirleşti. Yani kısmen pozitif oldu. Bakın, kutuplanma söz konusu. Artı ve eksi kutuplanma söz konusu. Bağlar polar kovalent arkadaşlar ve molekülün kendisi de molekülde polar özelliktedir. Düzeltiyorum, şöyle yazayım. Polar özelliktedir. Bağları da polardır. Molekülde polardır. Hocam hadi buna da birkaç örnek yazalım diye, yani soruda görürsek, aklımıza gelirse hemen şöyle, hoca tahtaya yazdıydı der, zihnimizden hatırlarız. Ne olabilir arkadaşlar? Bakın, hidrojen klorür, hidrojen florür gibi, hidrojen klorür, hidrojen florür gibi örnekler ya da burada gördüğünüz CH4, Cl gibi örnekler. Bunlar arkadaşlar nedir? Hem molekül içi bağlar polardır, hem de kendi molekülün kendisi de polar özelliktedir. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı tamamladık mı? Tamamladık. Sonuna kadar geldik mi? Geldik. İşte hem molekül içi bağları tespit ettik, hem de molekülün polar apolarlığını tespit ettik. Şimdi geldik işte. Bakın, kırmızı kalemle yazıyorum. Buraya dikkat edin. Zurnanın zırt dediği yere. Neresi zurnanın zırt dediği yer? Zurnanın zırt dediği yer arkadaşlar şurası. Ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? Bakın, molekülün kendisi apolarsa, molekülün kendisi apolarsa bu molekülde, yazıyorum bakın, indüklenmiş dipol özellik vardır. Tamam. Molekül apolarsa indüklenmiş dipol özellik vardır. Tamam mı? Hani diyordunuz ya, hocam indüklenmiş dipol, 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 indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Kelimelere bak, akılda bile durmaz diyordunuz ya. Durur. Molekülün kendisi apolarsa indüklenmiş dipol karaktere sahiptir. Bu kadar. Peki molekül polarsa dipol özelliktedir. Molekül polarsa dipol özellik gösterir. İşte arkadaşlar, molekülün kendisinin içindeki bağların dışında, ikinci bağları ayrı tutuyorum. Molekülün kendisinin polar ve apolarlığına göre o molekülün dipol karakterde mi, indüklenmiş dipol karakterde mi olduğunu buldum. Molekülün kendisi apolar özellikteyse işte bunlar gibi arkadaşlar indüklenmiş dipol özellik gösterir. Ama bunlar gibi molekül polar özellikteyse, molekül polar özellikteyse dipol momente sahiptir. Dipol özellik gösterir. İşte arkadaşlarım, o Van der Waals etkileşimlerinde dipol, dipol etkileşimi diyor. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diyor ya. İşte o özellikler buradan gelir. Oradaki dipol demek polar molekül demektir. Oradaki indüklenmiş dipol apolar molekül demektir. Tamam. Buradaki polarlık ve apolarlık molekülün kendisiyle alakalı. Molekülün içindeki bağla ilintili değildir. Var mı sorun? Yok. Varsa hemen geriye gel biraz. İlgili bölümü tekrar dinle. Problemi çöz. Örneklerimizi de çözdük. Moleküldeki polar apolarlığı gördük. Buna bağlı olarak indüklenmiş dipol ve dipol karakteri nasıl kazanılır onu gördük. Arkadaşlar bir sonraki video. Bak bu videoyu unutma. Bu videonun gerekirse notunu al. Bu videoyu bir şekilde şey yap, işaretle, belirle veya notu yaz. Biz Van der Waals etkileşimlerine geçtiğimizde ben orayı anlatırken eğer sen bir noktada takılırsan de ki Ali Hoca dediydi de şu videoda tekrar izlemem gerekiyor sanırım de. O videoya gideceğim de gel bu videoya burayı tekrar izle. Çünkü ben o bölümde orayı anlatırken biraz sonra bunları sana hatırlatacağım. Bak diyeceğim felanca video vardı ya diyeceğim. Şunu anlatmıştık. Ha, o videoya diyeceğim. Burada söylemiştim diyeceğim. Sıkıntısı olan oraya gitsin diyeceğim. Tamam. Bu yüzden önemli. Arkadaşlar iyon kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi yine sevilen bir konu. Soru sorma konusunda. Bizim değil. ÖSYM'nin sevdiği. Ne yapacağız? Biraz sonra kovalent bileşiğin isimlendirmesinden devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.